Evet, buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Evet, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Efendim ben İbrahim Çekiç. Hiçbir masraftan kaçınmadık komitemiz adına olimpiyatlarda yarışan sporcularımıza bir yemek ısmarlayayım dedim. Ve onları kaptım, buraya getirdim. Efendim kebapçıya getirdiniz. Evet. Ya bunlar sonuçta sporcu değil mi? Bunlara protein lazım ama, değil mi çocuk? Ya, kebaptan alacaklar proteini. Evet, dilerseniz tanıyorsunuz gerçi ama ben de tekrar bir tanıtmak isterim kendilerini. Efendim altın madalyasıyla okların efendisi, yerli ve milli Legolas Feridun Gazoz. Sağ olun İbrahim Bey, çok teşekkür ederim, sağ olun. Feridun, bir şey rica edebilir miyim senden? Senin bu oku çekip attıktan sonra yaptığın çok orijinal bir harekettin. Lan benim için bir kere yapar mısın ya? Şunu mu diyorsunuz? Yemin ediyorum Tarkan çorak toprağı tekmelediğinden beri bu kadar heyecanlanmamıştı. Beni de kalbimin tam ortasından 12'den vurdun şampiyon. Aslan parçası, helal olsun. Evet, sıradaki sporcumuz yine altın madalyasıyla ringlerin gülü, boksun prensesi Leman Naz. Ya bir yanlışınız var, benimki gümüş madalya. Gümüş mü? Evet, gümüş. Leman Naz? Ha, sen öteki Leman Naz'sın. Altın alan değilsin. Evet, evet, ben sinek siklettim. Küfür mü ediyorsun kızım sen bana? Hayır yani sikletim, sikletim. Kızım? Kızım mensuplarının da bak, kızım benim de bir onurum var. Bunun bisikletten anladığı yok. Diğerli basın mensupları kusura bakmayın. Kızımız gümüş madalya aldığı için biraz gergin. Olsun, gümüş de alsan hoş geldin. Sana da yemek ısmarlayacağım, tamam? Merak etme. Hem seneye daha çok çalışırsın, altın madalya alırsın yavrum. Yalnız İbrahim Bey, olimpiyatlar 4 yılda 1 oluyor. Oh o zaman Feridun'cum. Anladın mı şakayı? Sen okçusun ya. Tamam manasında ok diyorum ben sana. Ha? Eğer ok değil tamam atsaydın sana tamam derdim. Evet. Bir diğer sporcumuz da havuzların prensi Turkish Aquaman. Geniş omuzları kaslı vücuduyla yerli ve milli yüzücümüz Mesut. Mesut. Seninki ne renk olmuş? Çıkar bakayım altın mı gümüş mü? Ne aldın? Bronz, bronz aldım ben. Bronz mu? Bronz mu? Gittikçe düşüyoruz ama yavrum. Yakıştı mı havuzların boynesine? Beyefendi siz neden sürekli pavyonda kosmatris anons eder gibi bize lakap takıyorsunuz? Aynen evet ya. Az önce içeride bana okların başı dedi. İyi de ama kabul et. Evet, sıradaki sporcumuz da atletizm dalından atlet Bahadır. Evet, Bahadır. Göğsünü sil bakayım. Boynun neden boş oğlum? Neden, nerede madalya? Efendim, ben dereceye giremedim. Giremedin mi? Niye? Giremedim. Efendim, tam yarış başlıyordu, start verildi. Benim sağ ayağıma bir kramp girdi, koşamadım. Neden geldin peki buraya? Yemek yeme. Yemek yemeye? Evet. Beleş yemek bulunca koşabiliyor musun demek ki Bahadır? İbrahim Bey, müsaadenizle sporcularımıza bir soru yöneltmek isterim. Tabii ki yeni çocuk. Sor, sor yeni çocuk. Şöyle ki, genç sporcularımıza tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Benim tavsiyem şu, kazanmak için değil, öğrenmek için çalışsınlar ve asla vazgeçmesinler. Evet. Ya spor sadece rekabet değildir, aynı zamanda dostluktur. Başarısız olursanız da yine de vazgeçmeyin. Sağ olun. Önemli olan bitiş çizgisine birinci gelmek değil, oraya ulaşabilmektir. Kendini kandır sen. Şey başarmış gibi gelmiş burada, bir de gençlere oğut veriyor. Yani İbrahim Bey, sporda her şey kazanmak mı? Ya her şey olmasa da %95-96 kazanmak. Hiç adını geçiren olmadı. Biraz da kazanmaktan bahsetsenize yavrum. Nerede hadi kazanmak, nerede? Hırs, rekabet, kan. Böyle ananı aradın, biraz topa girin çocuklar. Hadi ihtiyar. Hadi be bronz.
Ne gülüyorsun oğlum? Kan nerede lan? Kan, kan. Yürü oğlum. Kan benim şu anda beynimde. Birazdan sizin burnum hasta olacak. Çok sinirlendim, özür dilerim. Olsun, olsun. Önemli. Sinirlenme gazozum. Sinirlenme gazozum. Vallahi fışkırırsın. Oğlum. Ay. Vallahi böyle tıpışçık açasım geliyor böyle tıpışçık diye. Evet, tamam. Artık basın mensuplarımıza teşekkür edelim. Dışarı alalım onları. Biz sporcularımıza baş başa bir yemek yiyeceğiz sülale gibi. Kalsalardı beraber yerdik. Kalsınlar tabii. Ben ısmarlıyorum ya, değil mi? Kene atlet. O gerek yok, gerek yok. Sağ olun. Bizim iş var malum. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Hadi bakalım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Enzo, sağlık. Tamam. Geçin bakalım. Evet, geç. Vay, vay, vay! Olimpiyatçılar, hoş geldiniz. Olimpiyatçılar, vay! Gazoz, nasılsın? Gazoz, hey! Ha, şapka tabii ya. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mustafa Osman, kebapçıların şahı. He, şişlere fısıldayan adam. Şu gömleğiyle 500 metre ötede kebapçı olduğu anlaşılan adam. Evet. Ya, Mustafa Osman, biz olimpiyatçılar olarak yemek için seni seçtik. Neden? Çünkü daha ucuzum. Evet, şimdi herkes güzelce siparişini versin. Herkes de siparişini al, burayı donat, tamam mı? Evet. Herkes iyi bitsin, benden ha. Benden rahat olun. Ver durun, ver siparişini oğlum. Ben bir çorba alayım, çok aç değilim. Geçelim onu. İstemiyorum, sağ olun. Ben bir çorba, bir lahmacun alayım. Bir lahmacun. Ben de bir çorba, bir lahmacun, bir de Adana. Abi. Abi bana önden bir çorba az, evet. İki tane lahmacun acılı, bir tane Adana dürüm, çöp şiş, ortaya bir salata, içecek olarak ayran rica edeceğim, evet. Tatlı olarak da şöbiye. Susayım, susayım diyorum, yettin artık! Yetmedi mi oğlum senin bana boşuna masraf olduğun? Şurada bir tas çorba içmesi gereken adam Arap zengini gibi sipariş veriyor. Benim altın madalyalı gazozu mezogenine talim olmak arkadaş! Arkadaşlar biz kalkalım mı? Başka yerde yemeyiz. Şaka ya! Ben de inanır mısın? Şaka yaptım ya. Şey olur mu? Allah aşkına, saçmalama. Mustafa bak. Her şeyden getir bak. Şunu. Tamam, bunları iki tane getir. Tamam. Bunları dolat burayı. İçecekleri tamam. Doldur böyle herkes yesin. Tamam. Bundan getir ama. Tamam. Ama he. Bu yetmez hepsine daha iyi olur. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Ayrıca olimpiyatçılarımıza da benden halka tatlı. İçişe geçmiş olimpiyat halkası çekmedi. Ha, böyle şovunu yap. Hadi bakalım. Ha, hadi. Ha, güzel oldu. Tamam ya, oh be. Şöyle biz konuşalım. Demannaz. Kızım, benim senden bir istirham olacaktı yavrum. Tabii buyurun, ne istiyorsunuz? Şimdi benim küçük oğlana okulda sataşan bir tane serseri kabadayı arkadaşı var. Böyle 5-6 yaşlarında. Acaba diyorum bir gün okul çıkışı birlikte gitsek de sen bunun ağzını burnunu bir kırsan. Bizim çocuğa bir daha sataşmasa bu. Ne? Ya bunu benden nasıl istersiniz ya? Oo, affedersiniz, ben mi karıştırıyorum acaba? Diyorum, bu ekipte boksör olan sen değil misin kızım? Boksörüm de benden çocuk dövmemi bekliyorsunuz. Doğru. Zar zor bir gümüş madalya almışsın, onu da yakma, haklısın tabii. Ben artık kalkalım. Hadi ya, sen niye ben gerilmiyorsun gazozum oğlum? Şekersiz gazozum, yapma ya. Hemen sinirlenmeyeyim. Ya bu masanın şakası bu. Biz bir aileyiz, biz birlikteyiz ya. Birbirimize böyle şakalar yapalım diye ben... Samimi olalım diye böyle konuşuyorum size. Çocuklar, ben sizi çok seviyorum. Vallahi yemek ısmarlıyorum. Daha ne yapayım? Ha? Ha. Bak mesela Feridun, ne diyorsun oğlum? Bu cumartesi seninle beraber bir keklik avına gidelim mi? Sen keklik vurursun, ben de mangalı yakarım. Ne dersin? Ya siz ne diyorsunuz? Ben spor için ok atıyorum. Canlı bir hedefe vuramam. Oğlum okun olayı bu değil mi ya? Çekersin, vurursun, indirirsin. Ok yani budur. Siz muhabbetin okunu çıkardınız ama artık ha. Ya. Ben gelmem sizle hiçbir yere. Tamam. Ekipçi komple gidelim ha. Arkadaşların da gelecek, söz. Bu Bahadır da gelsin, vurduğunu kapıp getirir. Av köpeği miyim lan ben? Evet, siparişleriniz geldi. Ha, ne içersiniz, ne içersiniz? Feridun gazoz. Çok güzel, hadi bakalım ya. Güzel güzel yiyin bakalım. Feridun'un köpşini uzat. Böyle çorbayla olmaz. Evet, hadi bakalım. Yok, çorba. Altın madalyalı. Çorba istedim ben. Evet, hadi bakalım. Altın madalya için hapsi geliyor. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Beyefendisiniz. Hop, hadi Legolas. Ya. Hop, tak! Hadi oğlum yesene. Ne yapıyorsunuz? Hadi ihtiyar, hop, tak! Bir dakika ya. Bu ne
nedir? Niye oğlum? Bir dakika, benim istediğim bu değil ki. Herkese şişler, kebaplar, lahmacunlar geldi. Bana fasulye mi? Olimpiyatlara fasulyeden katılan birisine İskender ısmarlayacak değildim Bahadır. Ya gerçekten kalkalım arkadaşlar. Hadi ya. Çok. Tut, sakın oğlum ya, tamam. Tamam, valla Bahadır da benim kebabımı yesin. Ya fena değil mi? Ye kebabımı. İnsanda biraz onur olur, ar olur, utanma olur. Hemen de yedin lan. Kusura bakmayın. Geç kaldım arkadaşlar. Geldi, geldi. Şey kimsin canım? Nimet, ya bizim olimpiyat kafilesindeydi Nimet. Ha, öyle mi? Hoş geldin kızım. Ben seni hatırlayamadım madalya platformunda. Neredeydin? Madalya alamadım maalesef. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda alacağım. Arkadaş, bu neymiş ya? İpini koparan geliyor. Yani ilk turda eline ne kadar izin varsa gelmiş buraya, olmaz ama. Beyefendi, ne biçim konuşuyorsunuz? Yavrucuğum, yani ben hepinizi nasıl doyuracağım ya Allah aşkına? Kusura bakma da hele seni nasıl doyuracağım? He? Senin alanı neydi kızım? Ben şimdi sana alanımı göstereceğim. Vay! Vay! Dur. Avlattın lan. Aç! Aç! Neymiş benim alanım? Güreş. He, aferin. Hadi arkadaşlar, gidelim buradan. Bu ne biçim yer ya? Eline sağlık. Evet efendim. Anne, ne oldu? Nimet çarptı. Ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de